LGS'ye son 164 gün hayallerimize kavuşmamız için hala yeterince değerli bir süre var. Bu 164 günü çok iyi değerlendirirsek bizler o güzel liseleri rahat rahat kazanacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk diyor ki yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak. Gerçekten de Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını, Türk milletinin yaptığını düşündüğümüzde şu an yapacaklarımızla karşılaştırdığımızda esasında yapmamız gereken şeyin çalışkan olmak olduğunu anlıyoruz. Evet belki canımız sıkıldı, okullar birazcık kapandı, sınav güzel bir şey değil belki ama çalışmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok çalışırsak o zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz ve sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için de çok mutlu oluruz ve bizim, hem kendi geleceğimiz için hem de ülkemizin geleceği için iyi bir adım atmış oluruz. Bakın şöyle düşünün. Şu anda hastanelerde doktorlar sıkı sıkıya çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Öğretmenler çalışıyorlar. Bizler çalışıyoruz. O zaman sizler de mutlaka derslerine güzel güzel çalışın ve inşallah hayallerinize kavuşun. Günün yorumuna baktığımızda başı Basi ya da özür dilerim 543 beni almış tebrikler. Soruları bir gün için zaman planlaması nasıl olmalı? İkincisi de şu anki ayrı yazılması lazım. Bir dersten kaç kaynağımız olmalı demiş. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyelim. LGS'de bu sene sizler için çok güzel gelişmeler olacak. Yeter ki siz derslerinize çalışmaya devam edin. Milletin Bakanlığı da e, öğretmenler de okullarda herkes de sizlerin mutluluğunu düşünüyor. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yeter ki gayret gösterip çalışmaya devam edin. Yeter ki vazgeçmeyin. Birincisi bir gün içinde zaman planlamanızı bizim motivasyon ve planlama rehberimiz hadiden faydalanarak yapabilirsiniz. Ama hocam ben ben de hadi yok ya da hadi işte Tonguç mağazadan almadım diyorsanız burada gün gün nasıl yapacağınızı buradan şöyle gösterelim. Diyelim ki matematik dersiyle alakalı öncelikle konuları bilmeniz lazım ve bitirmeniz gereken kaynakları yazmanız lazım. Yani kaynaklardan kastımız şu. Şöyle gösteriyorum. Mesela diyelim ki Dersimiz diyelim ki e, matematik olsun şöyle yazıyorum maddeyi yazdım işte birinci konu çarpanlar ve katlar ikinci konu üçüncü konu dördüncü konu beşinci konu altıncı konu olsun daha fazla konu vardı burada ilk başta bizim bitirmemiz gereken şey şöyle bir liste açacağız arkadaşlar ilk başta direkt en zor soruları çözüyoruz hayır öyle bir şey yok ilk başta arkadaşlar mutlaka konu anlatımı çalışmamız lazım sonrasında sonrasında örnek sorulara bakmamız lazım bu konuyla alakalı yapamadık mı önemli değil. Sadece baktık yeterli. Sonrasında arkadaşlar sonrasında map kazanım testlerine bakmamız lazım. Ardından bir, iki, üç farklı kaynaktan güzel güzel çalışacağız. Peki bunlardan çalıştık birinci konuyla alakalı, ikinci konuyla alakalı, üçüncü konuyla alakalı. Sonra denemeler çözerken deneme çözdüğümüzde eğer bizim birinci konuyla alakalı bu testleri bitirmemize rağmen Hala yanlışımız çıkıyorsa o zaman başka bir kaynaktan bir kez daha tekrar edebiliriz. Ama yanlışımız çıkmıyorsa bu kadar kaynak bizim için yeterlidir diyebiliriz. Tabii hayallerimiz, hedeflerimiz çok yüksekse daha fazla farklı kaynaktan çözmemiz de gerekir. Niye? Çünkü bir konuyla alakalı gelebilecek soru stili belli. 10 çeşit soru var. Çarpanlar ve katlarda gelecek olan diyelim ki bir tane sorudan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru tipi var. Şimdi sen ilk konuyu öğrendin birinci konuyu bitiriyorsun. Birinci soru tipini bitiriyorsun. Sonra ikinci soru tipi. Sonra üçüncü soru. Sonra dört. Sonra beş. Sonra çözmezsen kitap eğer sorular LGS'de bu soru tiplerinden gelirse yapabiliyorsun. Ama böyle bir soru tipi gelirse of diyorsun biraz zorlanıyorsun ama gene yapıyorsun bunları çalıştığın için. Böyle bir soru tipi gelirse zorlanıyorsun ama gene yapıyorsun. Fakat eğer sen bu soru tipini görürsen daha hızlı yapıyorsun. Yani esasında yapamayacağınız soru yok. Sizler çok zekisiniz. Sadece soru uzun olduğundan ki soruları bu sene biraz da kısaltabilirler. Böyle birazcık kafa karıştırıcı olduğundan o anda yapamıyorsunuz. Ama sınavdan sonra baksanız yapabileceğiniz sorular. İşte çok farklı soru tipi gördüğünüzde yani 8-9-10'u da gördüğünüzde her tür soruyu yaparsınız. Şöyle düşünün. Sözcükte anlam sorularını biz niye rahat yapıyoruz? Çünkü biz akşama kadar zaten Türkçe konuşuyoruz. Sözcükte anlam konuşuyoruz. Bize o soru tipi sanki çözülmüş gibi geliyor. Dolayısıyla, dolayısıyla bir dersen kaç kaynağımız olmalı sorusunun cevabı en az 3 kaynağımız olmalı. Tabii ki örnek ve mev soruları çözdükten sonra. Ve ardından da ardından da mutlaka mutlaka bunları çözerken denemelerde yanlışımız çıkarsa başka bir kaynakta alabiliriz. Günlük planımızı ise şöyle yapacağız arkadaşlar. Günlük planımıza da bizler ilk başta yaptıklarımızı sonra yapacaklarımıza bakacağız. Yani şöyle günleri yazdık diyelim ki buraya dersleri yazdık. Ders, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye günleri yazdık. Şimdi ilk başta yaptıklarımızı yazabiliriz. Sonra yapacaklarımızı yazabiliriz. Ya da ben kendime güveniyorum hocam diyorsanız direkt yapacaklarınızı yazarak başlayabilirsiniz. Yani şunu kastediyorum. Mesela buraya Türkçe yazdınız. Buraya matematik yazdınız. Buraya fen yazdınız. İşte inkılap işte İngilizce, din böyle gidiyor. Şimdi burada arkadaşlar pazartesi gününe Türkçeden ben 40 soru çözeceğim dediniz. Konu belli. Film sen soru çözeceğim. Veyahut da sözcük anlamdan soru çözeceğim. Anlam bilgisayarına çok ağırlık verin arkadaşlar. Matematikten mesela 30 soru çözeceğim dediniz. Fenden soru çözmeyeceğim. İnkılaptan soru çözmeyeceğim. İngilizceden 10 soru çözeceğim. Dinden soru çözeceğim. Çözmeyeceğim dediniz. Şimdi buraya baktınız ki bu az. Bu esas da basit. Ben bundan daha fazla çözmem lazım. Niye? Çünkü eskiden Annem oyun oynama diyordu. Babam oyun oynama diyordu. Ama şimdi oynayabilirim. Çünkü vaktim var. Okula git geldi vakit kaybetmiyorum. Bir saat okula git bir saat gel yok. O zaman ben o iki saat fazladan zamanım varsa bunun bir saatini oyun oynamaya verebilirim. Ama o bir saatini de ders çalışmaya verebilirim. Diyerekten daha fazla ders çalışmalısınız. Yani eskiden üç saat ders çalışıyorsanız artık dört saat ya da beş saatte de ders çalışabilirsiniz. Eskiden... 50 soru çözüyorsanız artık 150 soru. 150 soru çözüyorsanız 250 soru çözebilirsiniz. Ve bence de canlı yayınlarınız yani testleriniz, dene, şeyleriniz, e, canlı dersleriniz, okul dersleriniz bittikten sonra mutlaka mutlaka günde en az 180 soru çözmelisiniz arkadaşlar. Ha bunun 180 de nesil olacak mı onu bilmiyorum. Kimisi matematikten olur, kimisi Türkçeden olur ama mutlaka soru çözmelisiniz. Ve buradaki rakamlar size az mı geldi? Hemen bunu bunu şöyle pat 140'a çıkarıyorsun. Bunu da tak 130'a çıkarıyorsun. Bir yandan oldu. 270-280 oldu. İşte bu Gelecek hafta senin çözmen gereken ödev olacak. Ve bunu bitirdiğin zaman da yanına tikini atacaksın. Ve diyeceksin ki ben bu ödevi bitirdim. Ve ben şu anda hastanelerde doktorlar nasıl çalışıyorsa bizim için... E, ...aşıyı bulmak için bilim insanları nasıl çalışıyorsa ben de ödevlerimi bitirmeyeceksin. Ondan sonra git oyna, dinlen, istediğini yap. Ama o ödevini bitireceksin. Ve ödevin de hep seni zorlayıcı olacak arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda ise Zoru Bankası seti görüyoruz arkadaşlar. Direkt yeni nesil sorulardan oluşuyor. Türkçe, matematik, fen, din, inkılab, İngilizceyi sizler için set haline getirdik. Gerçekten zorlayıcı sorular var. İçerisinde e, ee, Onda 10 on, Zoru Bankası, Fen Zoru Bankası, Türkçe Zoru Bankası ve Matematik Zoru Bankası var. Sizin için daha avantajlı bir hale getirdik. Bunu da mutlaka alın arkadaşlar. Eğer Zoru Bankası'nı almadıysanız. Gün okulu Gaziantep Olsesi İstanbul. Gördüğünüz gibi tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık. Bu meslekler önemli değil. Sizler iyi insan olun yeter. Bu mesleklerden harice başka meslekler de Türkiye'de. Mesela ben öğretmenim. Bunlar gibi çok güzel meslek yaptığımı düşünüyorum. Sizler de çok daha güzel meslekler yapacaksınız. Zaten hayat çok hızlı değişiyor. Ben çocukken YouTube'da ders anlatacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama şu anda YouTube'da ders anlatıyorum. Dolayısıyla yeter ki ders çalışmaya devam edin. Yeter göreviniz yapın. Çok güzel gelecek sizleri bekliyor arkadaşlar. Ödülü sorumuz da sizleri bekliyor. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.